Mihrimah Sultanım son günlerde perişan oldu hünkârım. Acı ve öfkeyle söylenmiş laflara itibar etmeyin. Neye itibar edip etmeyeceğimi sana mı sual edeceğim? Şu anda istediğim tek şey Hürrem'in bulunması. O bulunana kadar da hepiniz gözümde suçlusunuz. Biraz da sen Mustafa. Haremi sana emanet ettim. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Bağışlayın. Lakin benim bir kabahatim yok. Sultanımızın nasıl gittiğini size izah ettim. Madem gitmesine mani olamadın, o vakit emniyetini sağlasaydın. Usuller neyse aynen tatbik edildi hünkârım. Lakin bir anda kayboldular. Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Mevzu bahis olan bir sultan Mustafa. Benim nikahlı karım. 5 evladımın annesi. Nasıl kaybolur? Üstelik yanında cariyeleri, ağaları, onu korumakla mükellef onlarca askeri varken. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir düşmanım buna cüret edemez. Kuvveti yetmez. Şayet düşmanlarım aramızda değilse. Hatice. Mahidevran. Mahzede yaptıklarınız malum. Eğer bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakanız varsa, yemin ederim bedelini canınızla ödersiniz. Hünkârım. Belki de Hürrem bir yerlerde saklanmış sizin dönmenizi bekliyordur. Sonra da gelip Mihrimah gibi, sizin gibi bizleri itham edecektir. Ne demek bu? Herkes bunun Hürrem'e karşı bir tuzak olduğunu söylüyor. Belki de tam tersidir. Belki de Hürrem bize tuzak kurmuştur. Olamaz mı? Hatice. Sıkıldım artık. Hürrem yüzünden itham edilmekten bıktım usandım. Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım evet. Bunun için sebeplerim de var. Lakin ben hiçbir şey yapmadım. Ona ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nerede? Ne yapıyor? Ölü mü, diri mi, dönecek mi? Umurumda bile değil. Şayet birini kurban seçecekseniz beni seçin olsun bitsin bu iş. Çık dışarı. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Yalnız bırakın beni. Bunca vakit bulunamadığına göre başka...